Kırmızı Koltuk'tan herkese merhaba. Mandalorian sezon 2 bölüm 8 bölüm finali The Rescue. Nasıl buldun dostum? Harika. Evet, beni mutlu etmenin yolu işte bu. Spoiler olacağını şimdiden söyleyeyim, her zaman spoilerlı yapıyorum. Beni mutlu etmenin yolu işte o ışın kılıcını bana göstermek. Ben demedim mi? Birkaç bölüm önceki şeylerden bir tanesini, incelemelerimden bir tanesini dedim. Ahsoka gelip eğitmiyorsa, taşı oturtturuyorsan, başka bir Jedi onu bulacaksa, kim var o dönemde yaşayan Jedi, kim? Luke Skywalker. Harika. Ama sırasıyla anlatalım. Sırasıyla, çünkü başka referanslar falan da var. Gerçekten çok güzel, istediğim tarz bölümde. İşte bu şekilde yap. Tamam, birazcık düşük bütçeli olduğunu gösteriyor. Aksiyonlar, o geminin içerisindeki şeyler falan. Askerler, düşmanlar, şunlar bunlar çok kaliteli havası vermiyor ama yani birazcık böyle kebap gözüküyor her şey. Hemen hızlı hızlı ele geçiriyorlar falan. Ama yapacağı şeyi yapıyor. Doğru yapıyor, güzel yapıyor. Evet, ne olmuştu en son? Bu adamı en son aldılar, götürdüler. Moff Gideon'un gemisindeydi. Bizimkiler de Moff Gideon'un gemisinin yerini artık biliyor. O zaman ne yaptılar? Gittiler, öncelikle dediler ki bizim eski Bo-Katan'ı görmüştük ya, Bo-Katan'ın ekibinden yardım istediler. Bo-Katan'ın ekibinde yalnız o yancı hatun vardı ama nedense adam yoktu. Bilmiyorum. Birazdan tekrar buraya değineceğim. Yani bir tahminim var çünkü bu konuda da. Hemen devam edelim. Orada çok güzel bir nokta var. Boba Fett'e klon olmakla ilgili muhabbet yapıyorlar. Bir klonun sesini nerede duysam tanırım diyorlar. Adam babam diyor ama donörüm mü diyorlar. Sen Mandalorian değilsin falan. Biraz dışlamalar. Oradaki kendi aralarındaki şey, kapışma, çatışma daha doğrusu, güzel. Ondan sonra zaten bir tane gemi ele geçirdiler. Ve doktoru da ele geçirdiler, bu bilim adamını. Bilim adamından birazcık bilgiler de ala ala planlarını yaptılar. Gireceğiz mekana. Mando, sen çocuğu kurtarıyorsun. Biz orada artık dikkatle atıyoruz. Ve Bo-Katan diyor ki ben diyor kılıcı almaya gideceğim. Moff Gideon benim. Tamam, anlaştık. Bir de Dark Trooper'lar versiyon 3000'den ne var işte. Artık droid onlar. Onu ne yapacağız? Sen kapıyı kilitlersin, yollarsın onları dışarıya falan filan. Ondan sonra bir sanki saldırıya uğruyormuş Boba Fett'ten gibi numarası yaparak böyle bir gemiye inmeye çalışıyorlar. Moff Gideon tabi salak değil. TIE Fighter'ı yollayın diyor. Gemiyi inme lan buraya diyor. Ama yine de iniyorlar. Boba Fett çekip gidiyor. Kardeşim niye gidiyorsun? O ayrı. Sen de lazımsın bize. Daha iyi plan yapın. Neyse, gidiyorlar. Plan olarak da ne yapıyorlar? Bizim kadınlardan oluşan grup. İşte demek istediğim, Astro'ya değineceğim dediğim şey buydu. Bir tane adam vardı yanınızda, onu da yok etmişsiniz. Resmen bir kadınlar ekibi oluşturup Avengers Endgame taktiğiyle gitmeye çalışmışsınız. Hemen burada bir referans veriyorum. Hüseyin Samet Tanımış'la telefonda konuştuk. Bu benzetmeyi de o yapmıştı. Bence güzel bir benzetme. Benim liseden dostum, Star Wars'ları falan çok sevdiğimiz arkadaşım da aynı anda uzaktan başladık diziye ve bittiğinde de telefonda uzun uzun konuştuk. Buradaki bazı fikirler de onun fikirleri. O öyle oldukça zaten buna değineceğim. Çok güzel şeyler söyledi o da. Güzel videoya katkıda bulunmak için benim kaçırdığım bazı şeyleri söyleyebildi. Devam ediyorum hemen. Kadınlar ortalığı dağıttı. Ondan sonra bizim Mando çocuğa doğru gitti. Orada tam bir Terminator vakası var. Niye? Bu Dark Trooper'lardan kurtulacakken bir tanesi çıkmayı başarıyor kapıdan. Bir Terminator edasıyla bir kapışma yaşıyoruz. Hele Mando'nun maske tak 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 vurduğu sahne var, diyorsun ki maske diyorum hep buna ama işte helmet neydi bu, miğfer. Neyse, onu herhalde parçalayacak. Bunu benim arkadaşla Hüsam'la ikimiz de bu fikirdeydik. Ve ondan sonra çıkartmak zorunda kalacak. Zaten çok çıkarası var artık son zamanlarda, biliyorsunuz diye düşünmüştük ama hiçbir şey olmadı miğfere. Devam. Ondan sonra Moff Gideon birazcık, Moff Gideon'a bir baktık şeyde. Bizim Baby Yoda bunun yanında takılıyor. Grogu. Onun yanında ve dedi ki ya ben işimi gördüm kardeşim, bak sen bunu istiyorsan al git. Karışma bizim, ki Mando aslında okey dedi. Bence de çok okeydi ha. Ben olsam ben de okey derim, çeker giderim ama Moff Gideon sıradan bir kötü adam gibi hemen bu hareketi yaptıktan sonra kalleşçe arkadan saldırma hareketi yaptı ve ondan sonra tabi Beskar, hiçbir şey olmadığı için Beskar'a, orada Beskar mızrağına karşı Darksaber mücadelesini izledik. Güzel bir mücadeleydi, güzel bir koreografi vardı. Zaten yani bu mızrağın içindeki adam Obelin Martel. Yani o adamın biz nasıl kullanabileceğini onu biliyoruz. Yani onun için çok iyi bir koreografi vardı. Ama Hüsam'ın deyimiyle Moff Gideon'da ekmek çıktı.
aynı o geminin içindeki diğer herkes gibi. Yani şunu birazcık daha bir zorlu yapın, bir şey yapın. Ben o geminin içerisine bir sezon sığdırırsın. Yani bu kadar basit miydi o geminin mevzusu? Ama hiç bunlara karışmıyorum. Ben hemen hızlı ilerlemeye devam ediyorum. Sonra ne oldu? Moff Gideon'ı ele geçirdik. Bizimki kucağında çocuk, elinde Darksaber, önünde Moff Gideon ekibe katıldı. O da ne? Şimdi bu boğa katanlar falan bizimkine kaskını çıkartmıyor diye yobaz diyorlardı ya. Kendileri daha da yobazmış. Bu nasıl bir tarikatçılık? Diyor ki savaşta kazanmanız lazım diye bizim onu. Al kardeşim diyor, ben sana vereyim. Olma, öyle olmaz diyor. Böyle saçma sapan bir muhabbet. Derken geminin etrafından az büyük ihtimalle az önce hava boşluğuna, uzay boşluğuna fırlatmış olduğun Dark Dropper'lar geri dönüyor. Onlara yeni bir ekip olma ihtimali ben vermiyorum. Aynıları geri dönüyor. Kapıya kadar geliyorlar. Bir tanesi bile ne kadar zorluydu. Hadi bakalım kapışacağınız. Kapıyı kırmaya başlıyorlar. Kıracaklar. Bitti. Çok zor bir durumdayız. Standart klasik Mando olayı. Ben dedim şimdi son dakika kurtarması yapılacak. Yani içimden diyorum yani abi hiç de öyle hissettirmiyor ama diyorum yani bir Ahsoka'sı gelsin. Hadi Luke Skywalker tahminim vardı benim, o gelebiliyorsa gelsin ama yani çok erken şeyler bunlar, ne bileyim. Ya ben bekliyordum böyle 3-5 sezon sonra Luke gelsin, çocuğu alsın, eğitsin, hatta çocuk Kylo Ren'in sınıf arkadaşı olacak belki, tamam mı? Ama bu kadar da erken beklemiyordum. Ama X-Wing geldi dediler. Tek bir X-Wing mi kurtaracak bizim muhabbeti oldu? Dedim o X-Wing, tamam dedim, tamam dayı geldi. Dayı ortalığı dağıtacak. Orada şeylerden, güvenlik kamerası görüntülerinden güzel bir dövüş izliyorsun, normal dövüş de görüyorsun, karizma bir ilerleyiş görüyorsun. Hemen Hüsam'ın bir tane şeyi var, teknoloji gelişti diye Luke'u abuk subuk zıplatıp hoplatmamışlar. Eski şeyini korumuş, eski o soğukkanlılığıyla ve kısa yerinde hamlelerle, böyle çok abartmadan force ve kılıç kullanımıyla kese kese Dark Trooper'ları devam etti. Dark Trooper'lar da biraz ekmekmiş gibi gözüktü çünkü yine telefonda konuştuğum Hüsam'dan gelen bir yorum. Yani Dekalar bile, yani şu döne döne gelen Episode 1'dekiler bile daha bir uğraştırıyordu. Ne Jedi'ları, yani şeyleri falan, bizim Obi-Wan'ları, Qui-Gon'ları. Yani bunlar yine ekmek gibi gitti. Neyse, Luke Skywalker geldi. Ya tamam, suratını leş gibi yapmışlar, konuşmasını, tavırlarını falan leş gibi yapmışlar. Ben beğenmedim, bana kendi Luke hissiyatı yaşatmadı ama kimin umurunda, hiç önemli değil ya. Sen bana o ışın kılıcı şovunu, Force kullanımını, Luke'u ve bizim standart müziklerden bir tanesini gösterip şey yaptın ya. Ben okeyim bunlara. Luke geldi. Ondan sonra çocukla Mando arasında duygusal bir şeyler. Kaskı çıkartmacalar. Onun izin vermesi. Çünkü Luke'a diyor ki bu seninle gelmek istemiyor. O da diyor ki bu. O da diyor ki senin iznini istiyor. Sonra aldı bunu böyle. Baktı, sevdi falan. Çıkarttı kaskını. Oley dedi. Hatta buna da delirelim arasında, bunu da bir açalım o fonksiyonlarını. Böyle şeyler yaşandı, sonra Luke'a verdiler, asansör kapandı, bitti. Burada yine Hüsam'dan gelen bir teoriye şey yapmak istiyorum. Sen de izin veriyor musun? Tamam, verdi, tamam. Ama çok sesi yapma, bak şey yapıyoruz, seni şimdilik kapatalım. Evet, burada şöyle bir şey söylediysem aslında güzel olabilirmiş. Diyor ki, tamam diyor, Luke gittikten sonra diyor, Bo-Katan desin ki diyor, tamam, Jedi gitti, çocuk gitti, biz işimize dönelim artık deyip, Darksaber alacağım diye bizim Mando'ya dalsa falan. Hoş bir görüntü olabilirdi aslında, gerçekten yani, en son orada bir kapışma. Her ne kadar bizimki al kardeşim diye uzatıyor olsa bile, seni yenip almam lazım modunda, saldırıp orada değişik bir psikoloji yaratabilirdi. Ben kendi tahminimin doğru çıkmasını da hoşuma gitti. Çok erken çıktı. Bundan böyle Mando'nun şimdi devam sezonları olacak. Devam sezonlarında tutup Luke'lu muklu bir sürü karakterli yapmazlar. Zaten Star Wars'ta evrenine bir yancı bir şey olduğu için, ana konuya çok etki etmeyeceği için Mandalorian'ın bu kadar bile içine girmesini beklemiyorduk. Bundan böyle sonraki sezonlarda ben aslında Baby Yoda'yı da, Luke'u falan da, Ahsoka da zaten kendisine gidiyor. Onları görmeyi beklemiyorum. Bambaşka hikayelerle gitmesini bekliyorum. Ve yazılardan sonra çok güzel bir şey daha yaptı. Çok hoşuma gitti. Çok güzel bir hareket. Boba Fett'in bir kitabı çıkacakmış. Bu en son kitabı çıkacak demeden önce bir sahne gösterdi bize, tamam mı? Ya Tatooine'de bizim Jabba'nın sarayına gidiyor. Yani Jabba'nın sarayını gösteriyor ve bakıyorsun oraya basıyorlar. Bu keskin nişancı kız ve Boba Fett. Jabba sarayında da tahta şeye oturuyor. Zamanında Jabba'nın yancısı olan böyle herif gelmiş artık. O çökmüş oraya.
Ben diyorum bunlar bunu niye öldürüyor ya? Milleti böyle kese kese gittiler. Ondan sonra tahttaki herifi de hallettiler. Dedim bunlara ne derdi vardı? Yani sarlak bunlara ne aitti? Bunlara mı aitti? Yani onun mu intikamını alıyorsun? Ne senin derdin ne derken Boba Fett tahta oturdu ya. Vah dedim adam. Gerçekten o hareketti. Çok güzel bir hareketti. Sonra da işte kitap şu tarihte diye çıktı. Toparlarsak aslında komple bitirebilirsin bile. Ama devam edecek. Bence başka hikayelerle çok fazla işin normal böyle Luke'lu bilmem neli hikayelere sokmazlar diye düşünüyorum. Artık çocuğu verdik. Luke'un akademide hayatına devam eder diye düşünüyorum. Ahsoka kendi dizisine gidiyor. Boba Fett bir kitapta falan şey yapacakmış ama bu hikayelere Mandalorian'a katkıda bulunmaya kesinlikle devam eder diye düşünüyorum. Ya bu dizide bir de yani şimdi bu büyük gemiye giderken Ahsoka'ya niye uğramazsın? Yani gezegen gezegen gezip adam toplayacaksan Ahsoka'yı bir arayıp bakman lazımdı diye düşünüyorum. Ama olmuş, çok güzel. Harika bölümdü benim için. Eksiklikleri var mı var, birazcık ucuz düşük bütçeli gözüküyor falan. Ne bileyim yine çok işi kolay hallettiler yani yine gemiyi ele geçirmektir şudur bunu bunlar çocuk işiydi yani çok rahat hallettiler bunları ama bunları artık takmıyorum benim istediğim hikayenin ilerlemesi bir şekilde oradaki aksiyon seviyesinin yani kolayda açmışsın oyunu ya da zorda açmışsın çok önemli değil benim için bu bana hikayeyi böyle güzel güzel ver Luke'un suratı muratı yoksa bunların hepsi tam gömülecek şeyler yani pek başarılı olmamış ben onu Luke Skywalker gibi hissetmedim yani ama yine okeyim. Her şeyine okeyim. Çok keyifliydi. Yani kırmızı koltuğum bu Mandalorian inceleme serisini de sona erdirmiş olduk. Evet herkese şöyle son bir el sallayarak, force yaparak abone olmayı da unutmayın diyoruz. Ama bu force yapacaksın force. İstediğim hareketi yap şuraya doğru. Yapmayacağım mı? Yapmak istemiyor. Her istediğini yapmıyor demek. 3 defa boyunca yapması lazımdı ama. Hah. Kırmızı koltuk. Abone olmayı unutmamanızı istiyor. Herkese iyi akşamlar.